elektrik akımı, doğru akım ve alternatif akım olarak ikiye ayrılır. Doğru akım, elektronların tek bir yönde hareket ettiği anlamına gelir. Akış tek yönlüdür. Bir doğru akım devresinde elektronlar eksi kutuptan çıkar ve artı kutuba doğru hareket eder. Uzun zaman önce bilim dünyasında elektrik akımının yönü belirlendiğinde, elektronlar ve protonlar henüz keşfedilmemişti. O zamanlarda bilim insanları telin içinde pozitif bir yük olduğunu ve bunun da akımı gösterdiğini düşünmüşler. Geçmişte yaşanan bu ilginç duruma zamanla alışıldı ve bu şekilde doğru kabul edilmesinde bir sakınca görülmedi. Bu herhangi bir sorun yaratmayacağı için alışılmışın dışında ilerlemeyelim. 9 voltluk pil bir doğru akım kaynağıdır. Bu pil ile bir doğru akım motorunu çalıştıralım. Devreyi tamamladığımızda akım tek yönde akmaya başlar ve motoru döndürür. Şimdi grafiğini çizelim. Voltaj ve zaman. Voltaj şimdilik sabit. Bir süre sonra pilin enerjisi biteceği için voltajın düşeceğini tahmin edebiliriz. Voltajın zamanla değişeceğini biliyoruz. Ancak kutuplar aynı kalacaktır. Şimdi pili ters çevirelim. Bu kutupları tersine çevirir. Bununla birlikte motor ters yönde döner. Alternatif akım kullanarak bir ampulü yakalım, akımın nasıl aktığını gözlemleyelim. Bu durumu grafik çizerek detaylandıralım. Akım bir yönde ilerlerken voltaj artıyor. Bunun sonucunda ampulün parlaklığı artıyor. Voltaj zirveye ulaştığında akım akışı aynı kalır ancak voltaj düşer. Bunun sonucunda ampul söner. Sıfıra ulaştığımızda kutup değişir. Bu akımın ters yönde akmaya başlayacağı anlamına gelir. Voltaj tekrar arttıkça ampul daha parlak hale gelir ve sonunda tekrar söner. Baştan sona gerçekleşen bu değişime döngü denir. Döngünün tekrarlanma hızı frekanstır. Frekans, saniyedeki döngü anlamına gelen hertz ile ifade edilir. Farklı bölgelerde alternatif akım için frekanslar değişken olabilir. 50 veya 60 hertz. Bunun anlamı, döngü kendini 1 saniyede en az 50 kez veya 60 kez tekrar eder. Ampuller aslında saniyede çok fazla kez yanıp sönüyor. İnsan gözleri ise bu hızı yakalayamaz ve sabit ışık olarak görür. Özetle doğru akımda akım tek yönde akarken gerilimler dalgalanmaz. Alternatif akımda gerilimler zamanla değişir ve akım yön değiştirebilir.